Evet, merhabalar. Bugünkü konum Türkiye'nin en çok satan 20 modeli. Bildiğiniz gibi 2023'ün ilk 7 ayı alım çılgınlığıyla geçmiş oldu. İlk 7 ayın toplam satış rakamları da elimizde. Şu an ilk 20'deki modellere hep beraber şöyle liste halinde bakalım neler varmış. Birinci sıra Fiat Egea Sedan sınıfı C1 olarak gözüküyor. Satış adedi 55.496 adet. İkinci sırada Clio'yu görüyoruz. Clio B2 sınıfında, burada da satış adedi 32.344. Bu tüm modellerde, yani otomobil hafif ticari dahil bir liste. O yüzden üçüncü sırada da Ford Tourneo Courier modelini görüyoruz. Ticari sınıfta 28.271 adet satmış. Egea Cross var, daha sonrasında da C7 sınıfı olarak geçiyor. Satış adedi de 24.085. Beşinci sırada Fiat Fiorino kombiyi görüyoruz. Yine ticari sınıfta 19.702. Yani ilk 5'in iki modeli ticari, yerli ticari modeller. Bu araçların üretiminin bitmesiyle beraber bu listede değişken hale gelecektir. Altıncı sınıfta diyorum. Altıncı sırada ilk SUV model Dacia Duster, C7 sınıfında 16.352 adet satmış. Yedinci sırada yine kardeşi Renault Megane Sedan var, C1 sınıfında 14.418 adet satılmış durumda. 8. sırada ise Toyota Corolla Sedan, Megane Sedan Corolla Sedan'dan daha fazla satmış. O da C1 sınıfında 13.601 adet. 9. sıra aslında sürpriz, oldukça sürpriz bir model, Opel Corsa. B2 sınıfında 13.496 adet satmış. 10. sırada da yine meşhur SUV Peugeot 3008'i görüyoruz. C7 sınıfında 12.877. Aslında bu sıralamaya baktığımızda özellikle 910 PSA grubunun ürünleri, daha doğrusu Stellantis'in PSA tarafının ürünleri, bu ürünler bol bol geldiği için satış başarısı da yakalamış gözüküyor. Yani 3008 oldukça ciddi bir satış rakamıyla karşımıza çıkıyor. 11. sırada Hyundai i20 var, B2 sınıfında 12.538 satmış. Daha sonrasında işte 11. sırada i20, 12. sırada Volkswagen'in T-Roc'unu görüyoruz. T-Roc da oldukça iyi satıyor. 3008'e yakın noktada toplamda C7 sınıfındaki araç 11.641 adet satmış. Peşinden de Opel Mokka geliyor. Yine bol bol gelen ürünlerden biri. B7 sınıfında 10.296 tane satmış. 14. sırada Hyundai Veyon var. B7 sınıfında o da 10.116 adet satmış. 15. sırada ise Peugeot 2008. B7 sınıfında 9.497. Bakın 2008 baktığımızda Mokka'dan daha az satmış. 3008 ise 2008'den çok ciddi anlamda daha fazla satmış durumda. Ülkemizde hangi modellere daha fazla ilgi gösterdiğimizin bir karşılığı bu. 16. sıra Volkswagen Polo, yine B2 sınıfında 7.695 adet satmış. 17. sırada Dacia Sandero Stepway, B7 sınıfında 7.430 adet satmış. 18. sıra sürpriz Ford Focus Sedan, uzun zamandır listelerde olmayan bir araç. C1 sınıfı 7.129 adet satmış. 19. sıra Opel Crossland, B7 sınıfı 7.023. 20. sıra yine sürpriz, uzun zamandır listelerde görmediğimiz Nissan Qashqai, C7 sınıfında 6.883. Evet, gördüğünüz gibi ilk 20'de sürpriz, yine Honda Civic yok. Honda Civic eskisi gibi satmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü ürün tedarik sorunları yaşıyorlar. İşte yerli üretimden sonra böyle ithale geçtiğinde ürünlerde bu tarz farklılıklar oluyor. Bir taraftan da listeye bakıp konuşalım. Yani burada özellikle 3008'in ciddi bir başarısı var. En çok satan 10. araç SUV'ler arasında neredeyse Duster kadar satacakmış ki Duster zirvede. Daha doğrusu Egea Cross zirvede şu anda. Duster 16.000 satmışken Egea Cross 24.000 satmış. Yani SUV olarak sayılıyor. Burada çok ciddi satış adetleri var. Evet, Türkiye'nin en çok satan ilk 20 modelinden bahsettik. Şimdi pazar önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek merak ediyoruz. Bu satış adetleriyle beraber hangi ürün yine ön plana çıkacak pazarın son döneminde? Bu ilk 7 ayın toplam satış adetleriydi. Binek ticari karışık. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.
Evet, merhabalar. Bugün Togg'u inceliyoruz. Koltuk ayar yeri vesairesi.